Evet, hepinize selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Fransa'da böyle güzel bir hava yakalanmışken dedim ki sizlere artık sonunda şu F10'un modifiye videosunu bir çekelim dedim. Modifiye etmeye başlıyoruz aracımızı. Bugünkü videomuza baştan da görmüş olduğunuz gibi arabamıza M5 böbrekleri nasıl takılır videosu çekeceğiz. Yani nasıl takıldığını sizlere bunu göstereceğim. Bildiğiniz gibi diğer F10'umuzu modifiye etmiştik ama onları pek size detaylı bir şekilde göstermemiştim nasıl takıldığını. Ama bu arabanın modifiye aşamasında tüm aksesuar parçaları nasıl takılır onları detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Artık ilerleyen videolarımızda da arabaya birkaç daha modifikasyonlar ekleyeceğiz. Ayna kapakları olsun, ön flapları olsun, jantları falan da değiştireceğiz. Bu arada sanırım jant videosu da yayınlanmamıştır. Jantları daha değiştirmediğime göre. Arabanın jantlarını değiştireceğiz. Siz karar veririz hangi jantları takacağımı. Şimdilik söylemeyeyim, sürpriz olsun. Jant videosunda sizlere görürsünüz hangi jantları takacağımızı. Bu arada sorunlar bitmiyor ki. Arabanın ön lastiği patlamış. Yani çivi girmiş. Onu yaptıracaktım. Söküm derken içinde de arabanın şeyini kırdım. Jantın çalmasınlar diye özel şeyler var burada. Türkçesini bilmiyorum. Fransızcası anti-vol. Yani çalınmayı önlemek için anahtarlar var, duylar. Arabayı da BMW'ye götürdüm söktürmek için. Usta da burada değilmiş. BMW'nin ustası tatildeymiş. Yani jantlar şimdilik kaldı. Artık jant değiştirme videosu ne zaman gelir bilmiyorum. Muhtemelen haftaya yayınlanmış olur YouTube kanalımda. Ama şunu bilin ki araba efsane olacak. Evet, neyse biz fazla uzatmayalım. Şu böbreklerimizi bir an önce arabamıza takalım. Aslında kromlar da gerçekten çok efsane duruyor. Ama arabayı ben spor bir görünüme getirmek istediğim için bayağı bir böyle simsiyah yapmak istiyorum arabayı. Ondan şu ön böbrekleri değiştireceğiz. Ama kromlar da gerçekten en pakete çok efsane duruyor. Ama biz yine de şu M5'leri bir takalım. Bakalım nasıl olacak. Bu arada söyleyeyim. Bu parçaları değiştirdikten sonra araba bambaşka bir araba olmuş oluyor. Yani bir önceki haliyle hiçbir alakası kalmayacak. Dilerseniz artık şunları değiştirmeye bir geçelim. Bu arada değiştirme aşamasına geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Arabanın tüm modifiye parçalarını babam değiştirecek. Ben de video çekeceğim. Çünkü değiştirirken video çekmemi istediğiniz için. Ben hem video çekip hem de değiştiremem. Bunun için babama söyledim. Babam yardımcı olacak. Babam söküp değiştirecek. Ben de sizlere video çekeceğim. Şimdi ben söküp değiştirirsem video çekemeyeceğim. Sonra da bana diyeceksiniz video detaylı olmamış diye. Evet arkadaşlar, şimdi sökmekle başlıyoruz. Sökebilmek için yavaş yavaş çekmeniz gerekiyor. Bunlar çıt çıtlı. Görmüş olduğunuz gibi kolayca çıktı. Şimdi aynı şeyi diğer tarafa da uyguluyoruz. Evet, kolayca çıkıyor sizlerin de gördüğü gibi. Şuradaki çıt çıtlara falan giriyor. Şöyle göstereyim. Evet, bunları çıkardığımıza göre köşeye bir yere koyalım. Üstüne basıp kırmayalım. Şimdi sıra yeni pancurlarımızda M5 olanlar. Kutu açılımını da yapalım. Normal direkt iş ettim mi bu girer hemen. Bu kırılmaz. Niye? Kaliteliye benziyor. Sen diğer iki gibi değil. Oo. Şey değil değil mi bu? No. Diğer tarafın. Niye öbürü neresi olma dedi ki öbürünün? Şunlar girmiyor ama bu girer. Aslında bu kalite. Ama şu var hemen. Ama şöyle mi? Evet. Emin misin sana? Evet. Sevi. Ne oldu Bekir böyle? Ha? Ha? Diğer gibi değil. İyi oturdu bir de. No, tamam oldu. Oturdu, iyi oturdu belli. Diğeri kalitesiz de ondan kırılmıştı. Aslında bu pancur değiştirme videosunu önceden çekecektim. Sipariş vermiştim ben bunları. Ama diğerlerini takarken kırdık. Biraz kalitesizmiş. Tekrardan yeni sipariş verdim. Bunları gördüğünüz gibi kolayca giriyor yerine. Diğerini bayağı bir uğraşmıştım. Ama uğraşırken kırıldı ayakları. Şu çıt çıt kısımları. Bunlar şu an gördüğünüz gibi sapasağlam. Yani kaliteli mal seçin arkadaşlar. Şöyle vurman lazım. Burada hepsi yerine oturuyor, sen vurdu. Diğer adım panç. Kırıldı. Kırıldı mı? İçine gir, oturdu. Diğer adım pancılarda böyle bir sıkıntı karşılaşmamıştım. Evet. Şimdi sıra ikinci böbreğimizde. Bismillahirrahmanirrahim.
süper oturdu. Diğer gibi değil. Biraz daha mı paraya aldın? Daha birkaç kuruş fazla vereceğim. Kayıt olacak. Evet. Arabaya daha bakmadım nasıl olduğuna. Şimdi dilerseniz hep birlikte bir uzaktan bakalım nasıl duruyor. Evet. Bence gayet hoş oldu. Şu an gözüm kromlara alıştığı için biraz değişik geldi gözüme. Ama yavaş yavaş baktıkça gözümüz alışıyor ve daha güzel gelmeye başlıyor. Evet, bence gayet efsane oldu. Artık sıra ayna kapaklarımıza, ama onu da bir sonraki videomuza saklayacağım. Onu da sizlere göstereceğim nasıl değiştirildiğini. Siz yorumlara yazın nasıl olmuş, beğendiniz mi? Bence gayet efsane oldu. Şuraya da M logosu ekleyeceğim. Şöyle dev M logolarından değil, küçük logolardan şuraya ekleyeceğim bunu. Ama hala bir şeyler eksik gibi duruyor. Yani arabaya ayna kapakları takmamız şart ve flapları da takacağım. Şu logolar da çok mavi duruyor. Çok göze fazla çarpıyor. Şu mavileri de, beyazları değil. Sadece mavileri siyah kaplayacağım. Yani mavilerimiz siyah olacak. Siyah beyaz olacak arkadaşlar. Beşiktaşlı değilim bu arada. Ama bence gayet hoş oldu. Jantlarımıza geldikten sonra efsane olacak araba. Ama ne jant aldığımı söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun. Kaliperlerimizi kırmızıya boyayacağız. Arabanın iç kısmını göstereyim. Arabaya karbon detaylar gelecek. Fazla abartıya kaçmadan. Ondan sonra arkaya da spoiler falan gelecek. Her zamanki gibi emrolumuz. Arabaya bu arada poliş yapmayı da düşünüyorum. Makineyi sipariş verdim. Arabaya bir güzelce pastacıyla yapacağız. Yani anlayacağınız yavaş yavaş arabayı adam ediyoruz, topluyoruz. Araba zaten güzeldi ama daha güzel yapacağız. İnşallah tabii. Bu arada kanalıma yeni gelenler varsa kanalıma abone olarak modifiye aşamalarına kaçırmamış olursunuz. Like atarsanız ve yorum yazarsanız bana büyük destek olmuş olursunuz. Beni Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Orada da güzel paylaşımlarım var. Sizleri de oraya da bekliyorum arkadaşlar. Evet, bu videomuz da bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdi yorumlara yazarsanız yine detaylı çekmemişsin diye. Arkadaşlar neyin detaylısını çekeyim artık. Çıkarıyorsunuz, geri takıyorsunuz. Çıt çıtlı bir şey. Yani sıkıntı yok. Sizler de yapabileceğiniz bir şey. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.